Türk'ün gücünü dünyaya duyuran pehlivan, Koca Yusuf. Koca Yusuf, Bulgaristan'a bağlı Şumlu kasabasının Karalar köyünde doğdu. Yaşadığı dönemde Şumlulu Yusuf Pehlivan olarak tanındı. Vefatından sonra ise yazar Rıza Tevfik'in kendisine, Koca, unvanı vermesiyle Koca Yusuf olarak anıldı. İsveçli güreş tarihçisi William Bastr'a göre 1857 yılında doğdu. Çocukluğu, aşırı milliyetçi Bulgarların Türk köylerini bastığı bir ortamda geçti. Babasının adı Ebu Zerler'den İsmail Bey, annesi Çakıcılar'dan Ayşe Hanım'dır. Güreşe babası ve dedesinin teşvikleriyle yöneldi. Dönemin ünlü pehlivanlarından Şumlulu Dursun, Nasufçulu Kel İsmail ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi. Şöhreti önce Deli Orman'ı sonra Kırkpınar'ı kapladı. 1885 yılında Kırkpınar'da 27 yıl üst üste Kırkpınar başpehlivanı olmuş Kel Aliço ile başa güreşti. İki pehlivan bu karşılaşmada sabahtan güneş batana kadar güreştiği halde yenişemediler. Havanın kararmaya başladığı sırada Kel Aliço'da yorgunluk belirtileri görüldü. Kel Aliço gibi efsanenin, bir yeni yetmeye mağlup olmasını istemeyen cazgır ve hakemler, Aliço'yu kurtarmak için güreşin berabere bitmesi teklifini yaptılar. Kel Aliço bu teklife şu sözlerle itiraz etti. Burası Kırkpınar'dır. Er meydanıdır. Burada yenişene kadar güreş tutulur. Zift fıçıları, çıralar ne güne duruyor. Tutuşturun onları. Pişmiş güreş bırakılır mı hiç? Bu kızancağıza yenilmek kaderimde varsa bırakın yensin beni. Hem ben artık bu er meydanlarından çekileceğim. Bu Yusuf Cağız Aliço'yu yenmek talihini bir daha nerede bulacak? Aliço'nun bu sözleri Yusuf'u derinden etkiledi. Yusuf, Aliço pehlivanın elini öptükten sonra şöyle cevap verdi. Ustaların ustası. Pehlivanların pehlivanı. Koç yiğit ağam benim. Gel bırakalım şu güreşi. Sözlerinle yendin sen beni. Elimde ayağımda derman kalmadı. Getir elini sırtımı yere vur. Sözleriyle tevazuunu gösterdi. Yusuf bu yaklaşımıyla başpehlivanlık unvanını taşıyacak ahlaki olgunluğa eriştiğini ispatlamış oldu. Aliço Yusuf'u alnından öptükten sonra tarihe geçecek konuşmasını yaptı. Bu meydan bundan sonra senindir artık. Senin gibi bir pehlivan olduktan sonra, gözüm arkada kalmadan ayrılacağım buralardan. Ödül de başpehlivanlık da senindir. İkisi de sana helal olsun oğul. Aliço sözlerini bitirdikten sonra Yusuf'un elini havaya kaldırdı ve kendisini Kırkpınar başpehlivanı ilan etti. Ve o günden sonra Türk güreşinde Koca Yusuf'un devri başladı. Koca Yusuf Kel Aliço'nun yetiştirmesi olan ve 18 yıl Kırkpınar başpehlivanlığı bulunan Adalı Halili'de ardı ardına iki kez yendi. Sultan Abdülaziz, Sultan 5. Murat ve Sultan 2. Abdülhamit döneminde birçok güreş yaptı. Koca Yusuf ile güreşen Kara Ahmet, Katrancı Mehmet, Kazandereli Memiş, Filiz Nurullah, Kurtdereli Mehmet ve Hergeleci İbrahim gibi namlı pehlivanlar, Koca Yusuf'un kendilerinden daha üstün olduğunu kabul ettiler. Er meydanlarında rakip tanımayan kuvveti ve iri cüssesi yanı sıra, güreş derinden ötürü de koca sıfatını alan büyük pehlivan, yenecek rakip bırakmadı. Koca Yusuf, Avrupa'ya gittiği 1897 yılına kadar geçen müsabakalarda yalnızca bir yenilgi aldı. Kavalalı Çolak Mümin Pehlivan'la, Rami semtinde 1894 yılında yapılan güreşte Çolak Mümin, Yusuf'a künde attırmak istedi ancak künde yarım kaldı ve Yusuf açık düştü. Hakemlik yapan Kel Aliço, güreşi durdurup Yusuf'u yenik saydı. Yusuf, Aliço'nun kararı üzerine. E usta! Yendi mi beni şimdi bu molla, sözleriyle itiraz etti. Kel Aliço'nun cevabı son derece anlamlıdır. Senin gibi bir pehlivan ancak bu kadar yenilebilir. Koca Yusuf'un başarıları sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Avrupa ve Amerika'da da adından övgüyle söz ettirdi.
Fransız güreşçi Joseph Dobillier, mağlup olduğu Sabes'i yenecek bir güreşçi arayışıyla Türkiye'ye geldiğinde dönemin ünlü güreşçilerine yaptığı gibi Yusuf'a da Avrupa'da güreşmesi teklifinde bulundu. Yusuf bu teklifi ilk anda kabul etmedi. Ancak Müslümanların güçlü olduğunu ispat etmenin bir cihat olduğu yönünde ulema görüşleri üzerine kararını değiştirdi. 1897 senesinde Filibeli Kara Osman ve Filiz Nurullah ile beraber 3 yıl yaşayacağı Avrupa'ya gitti. Paris'te minder güreşinin kurallarını öğrendi. İlk maçını Sabes ile yaptı ve galip geldi. Dönemin önemli sporcuları olan Olsen, Pons ve Forney'i de yendi. Gambier, Raoul, Antonio Pierri ve İngiliz güreşçi Tom Cannon, U'da yendikten sonra kendisine başka rakip çıkmadı. Bunun üzerine Paris'te Girju Deyver'da, Türk güreşçi Hergeleci İbrahim ile minder güreşi yaptı. Güreş, kıran kırana, hatta acımasızca bir hal almaya başladı. Maçın hakemi Tom Cannon bu yüzden maçı durdurmak istedi ancak iki büyük pehlivanı ayırmak imkansızdı. Taraflar ancak bir polis şefi ile 6 tane polis ve birkaç seyircinin müdahalesi ile güçlükle ayrılabildi. Pehlivanlar ayrılınca Hergeleci İbrahim'in burnunun yırtıldığı ve kaburgalarının kırıldığı ortaya çıktı. Ayrıca kolları da kırılırcasına burkulmuştu. Bu müsabaka Avrupa'da gelmiş geçmiş en acımasız güreş karşılaşması olarak kayıtlara geçmiştir. Avrupa'da elde ettiği başarılar Amerika Birleşik Devletleri'nde duyulunca menajer William Brady kendisini New York'a davet etti. Yusuf, Antonio Pierri ve Joseph Dobillier ile birlikte Amerika'ya gitti. New York'taki London Tetire binasında yapılacak maçta Yusuf'un karşısında, ringde 15 dakika kalabilene $100 ödül verileceği ilan edildi. Tanınmış güreşçi George Bonner bu meydan okumayı kabul etti. Maç koca Yusuf'un galibiyetiyle ve Bodner'in boynundan yaralanmasıyla sonuçlandı. Bodner'in bu maçla ilgili anıları, Nathaniel Fischer'in yazdığı From Milo to Londos adlı kitapta şu satırlarla yer almıştır. O modern bir Herkül'dü. Bir orman kedisi kadar hızlıydı ve acı kuvvetini nasıl kullanacağını iyi biliyordu. Yusuf bir boğa gibi üzerime geldi. Beni minderin dışına, kenardaki bir grup koro kızının arasına attı. Hissettiğim tek şey çaresiz olduğum idi. Türk beni bir kedi yavrusuymuşum gibi savurdu. Daha önce hiç bu derece korkunç güçlü bir rakiple karşılaşmamıştım. Kıpırdamadan ya da zorlanmadan müthiş bir güçle beni tahtaların üzerine indirdi. Tüm gücümü ve zekamı yok etti. Bana bilincim yerine geldikten sonra, Yusuf'un beni ayağıyla yuvarladığını söylediler. Kendime geldiğimde daha üzgün ama daha akıllı bir genç adamdım. Güçlükle kıyafetlerimi giydim, sendeleyerek sokağa çıktım ve 3. caddeden evime doğru yürümeye başladım. Yusuf boynuma öyle bir elense çekmişti ki, neredeyse başımı omuzlarımdan koparacaktı. Birkaç gün boynumu sağa sola çeviremedim. Koca Yusuf Amerika'da yaptığı toplam 33 karşılaşmanın 32 tanesinde galip geldi. Bir tanesinde ise diskalifiye edildi. Koca Yusuf'un diskalifiye edildiği karşılaşma Madison Square Garden'da yapıldı. Rakibi Ernest Robert idi. Yusuf, Robert'i tutup havaya savurunca Robert yerden 1,5 metre yükseklikte kurulu ringden kafa üstü zemine düştü ve baygınlık geçirdi. Robert'in öldüğünü düşünen izleyiciler ayaklanarak Yusuf'u linç etmek istediler. Polis şefi John H. McCullough, linç girişimini emrindeki bir grup polis memuru ile engelledi. Yendiği sporcular arasında George Bonner, Evan Lewis, Don McLeod ve Tom Wankins vardır. Yenilmezliği ve heybeti nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisinden The Terrible Türk, yani Korkunç Türk olarak bahsedildi. Koca Yusuf, son olarak Chicago'da bir karşılaşmada dünya şampiyonu Evan Lewis, üst üste iki defa yendikten sonra yurda dönmeye karar verdi. Memleketi Şunlu'ya dönüp bir dükkan veya kahvehane açmak niyetindeydi.
Avrupa ve Amerika'da yaptığı müsabakalardan kazandığı 8 bin ila 10 bin dolar tutarındaki altını yanına alarak Fransız bandıralı La Bourgogne adlı transatlantiye bindi. Gemi Atlas Okyanusu'nda seyrederken sis yüzünden İrlanda bandıralı Cromartie gemisiyle çarpıştı. La Bourgogne çarpmanın etkisiyle hızla sulara gömüldü. Gemide 721 yolcu ve mürettebat vardı. Çarpışmadan sonra aralarında Koca Yusuf'un da olduğu 600 kişi Atlas Okyanusu'nda boğularak hayatını kaybetti. Kazadan sonra yolcu ve mürettebattan 20 tanesinin naaşı Azor Adaları'na vurmuştur. Bu cesetlerden bir tanesinin pek heybetli ve değişik kılıklı olduğu belirtilmiştir. Önce Çocuklar ve Kadınlar isimli kitabında bu cesedin Koca Yusuf'a ait olabileceğini yazan Suna Yakın, 20 cesedin de adadaki kilise mezarlığına defnedildiğini belirtmiştir. Koca Yusuf'un adı hatırasını yaşatmak için Türk ordusunda kullanılan A-400M askeri nakliye uçağına verildi. Aynı şekilde Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Haliç Tersanesi'nde kayıtlı 40 tonluk bir yüzer vince verildi. Ayrıca Büyükada'da isminin verildiği futbol sahası ile bir heykeli de bulunmaktadır. Bunların dışında 2001 yılında basılan, Bin Yılın Türkleri Hatıra Para serisinde Koca Yusuf portreli Hatıra Para da yer almıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.